yaşadığımız yemyeşil yerlerin çöl olması. Bir de aranacak hani o maddenin siyanürle herhalde aranacak olması hepimizi tedirgin ediyor. Orayı gördüm geçen içim sızladı. Buranın da öyle olmasını istemiyoruz. Ben dün babamı kaybettim şimdi onun yanından geliyordum. Babam abi böyle çalı kadar kaldı. O kadar zayıftı. İnsan sağlığı da tehlikede, doğada. 5 yıldır Fatsa'nın Yukarı Bahçeler mevkiinde altın çıkaran İngiliz şirket faaliyet süresini 14 yıl uzatmayı, faaliyet alanını da 3 kata çıkarmayı planlıyor. Tam 19 yıldır ekolojik turizm ve organik tarım yapan 12 köyde toprağını kaybetme tehdidi altında. Karadeniz'e uzanan oksijen deposu yemyeşil tepelerdeki manzara işte bu manzaraya dönüşebilir. Buralarda 17 tane inek vardı önümde 17 tane ve buralarda inek güdüyordum. yeah Ya ne oldu bu Almanlar? ne oldu? Biz burada butik turizm yapıyoruz. 10 kişi telefon açar der ki biz bu köyde 10 gün kalmak istiyoruz der. Hemen biz organize oluruz. Buranın bir adı da havayı berrahtır. Havası güzel olan berrak bir hava. Gübresiz, ilaçsız, tarım yapan, fındık yetiştiren lisanslı yerlerimiz var. Tarım ilacı ve gübreden dahi korudukları topraklarına siyanür damlayacak. İlçelerinin bir diğer tepesinde olduğu gibi kestaneleri fındık kesilecek. Oysa Ordunun Fatsa ilçesindeki o 12 köyde yıllardır ekolojik tarım ve turizm yapılıyor. Organize yaşam alanı ilan ettikleri bölge Türkiye'de tek. Bulunduğumuz köy kabak Kabakdağ ve çevre köylerde arkamdaki konak gibi butik otel ve ev otellerde turistler ağırlanıyor. O turistler hem temiz hava soluyup hem de doğa ve ekolojik tarım hakkında bilgileniyor. Yani köyler ekonomik olarak da kalkınmış köyler. Ama eğer maden gelirse ellerindeki o ekonomik gücün de gitme tehlikesi var. Şimdi bizim amacımız para kazanmak değil, bizim amacımız yaşamak. Bütün yaptığımız çalışmaların temelinde bu var. Yaşamak için yapıyoruz. Çelik, ocak, şey, brale. Bunun Türkçesi Allah'ım benim evimi ve benim halkımı sen 15 köy, 729 dönüm tarım alanı, 1140 dönüm ormanlık alan olmak üzere tam 275 futbol sahası büyüklüğündeki alan çoraklaştı Fatsa'da. Ve daha fazlasının da toprağına, suyuna siyanür karıştı. Maden sahasının genişletilmesi durumunda bu görüntüdeki alan yaklaşık 4000 dönüme yani 4 katına çıkacak. Ve faaliyet hedeflenen 19 yıl sonunda da toprağına Toprağa 600 bin kilo siyanür karışmış olacak. Bu insan katliamı olacak 20 yıl sonra burada ya. Anayasamız gereği devletimizin bu insanların sağlığını korumak zorunda. Ama bizi zehirleyip bizi tedavi etmek için millet hastaneleri yapma peşindeler. Dedelerimizin bize miras bıraktığı şehit dedeler, dedelerimizin hepsi şehittir bizim. E, toprakları maalesef siyanürcülere teslim etmek istemiyoruz.